Arkadaşlar 3 tane ardı ardına doğmuş, aralarında hemen hemen 1-2 gün olan buzağlarımız var. Bunlardan bir tanesi erkek, bu görmüş olduğunuz. Bu erkeğin annesi 44 litre süt veren bir Holstein'ımız. Bu hayvan 35 litre süt veren bir ineğimizin ve doğuştan kabak olan bir dişi danamız. Annesi 35 litre süt veriyor. Bu arkada görmüş olduğunuz pandamızın da annesi 35 litre süt veriyor. Onun da annesi şöyle söyleyeyim size. Yani akbaş olan mı? Evet, akbaş olan. Yok, akbaş değil arkadaşlar. O da Holstein ama tohum olarak kendisine simental attırmıştık. Kendisinin süt verimi 35 litreydi. İki tane dişi arkadaşlar, bu pandayla, yani kahverengi beyaz pandayla bu Holstein, ikisi dişi. Bu elimi şu anda emmekte olan erkeğimiz de annesi 44 litre süt veren ve çok güzel bir Holstein tohum atıldı. Dişi olsaydı 10 numara beşliğimiz olurdu. Ama erkek oldu. Damızlık olur mu? Olabilir. Beslenebilir. Bunlar arkadaşlar annelerini tanımıyorlar. Biz bunlara hem buzağı yemi, buzağı büyütme yiyorlar, orada görüyorsunuz. Hem de arkadaşlar bunlar sütü içiyorlar. Sütü de kovayla içiyorlar. Parmağımı emdiğime bakmayın, emdiklerine bakmayın. Şimdi kovayla sütleri getireceğiz önlerine. Siz de göreceksiniz kovayla nasıl süt içtiklerini. Bu hayvanlarımız satılık. Bunların fiyatları arkadaşlar, 3'üne de 35'er bin lira istiyoruz. Yani hepsi üstümüze kayıtlı, küpeli. Bunların nakliyesinde, taşımasında herhangi bir sıkıntı olmaz. Üzerimize kayıtlı 3 tane kendi hayvanımız. Yani biz geçen sene bu işe başladığımızda kendi kızlarımızı büyüttük. Kendi kızlarımız da şu anda 5'i de gebe oldu. Onlar da şu an tarlada, istiyorsanız onları da göstereyim. Bu kızlarımızı da büyütecektik ama bu sene farklı bir karar aldık. Arkadaşlar bu ilk doğan hayvanlarımızın bir 5-6 tane dişi ve erkek yavrularını satacağız. Biliyorsunuz çok büyük bir ahır tadilatından, tadilat değil, ahırı söküp yeni bir ahırdan geçtik. Tabii ki ödememiz gereken borçlarımız var arkadaşlar. Anaç çıkartmak yerine elimizden buzağı çıkartacağız. Ama inanın bana, yani özellikle şu hayvanın tohumu çok güzel bir tohum. Bunlar da çok kaliteli tohum ama şunu özellikle attırmıştık. Simental. Onun şimdi ismini öğreneceğim. Bir saniyede videoyu durduruyorum. Evet, öğrendim. İtal Simental Huberus arkadaşlar tohumu şu. Görmüş olduğunuz Huberus. Bunlar da inanın en pahalı tohumlar arkadaşlar. Bunlar da en pahalı tohumlar. Yanılmıyorsam isimlerini şimdi şaşırırım. Ama şu an acıkmışlar. Onu eşim biliyor. Özellikle bunu bize bu dişileri vermeyin, çok güzel dedi veteriner ama şu anda ihtiyacımız var. 35'er bin lira arkadaşlar, haberiniz olsun. Bizi arayın. Geçen sene büyüttüğümüz, geçen sene derken ilk doğan kızlarımızı göstereceğim. Böyle şunun ablası, bakın bunun ablasını bilenler bilir. Şu tarlanın sonunda, teknenin kıyısında yavrulamıştı. Aha, bunun ablası doğum yapmıştı. Yani annesi doğum yapmıştı bunun ablasına. Kucağımda getirdiydim. Şimdi onları bir çekeyim, size göstereyim kendi kızlarımızı. Onlar doğum yapacaklar. Onların tohumlarını tutacağız inşallah kendimiz. Bunları veriyoruz. Yani bizim biraz ödememiz var. O ödememizi tamamlamamız gerekiyor. O yüzden buzağı veriyoruz. Yoksa biz dişilerimizi asla satmama kararı almıştık. Evet, şimdi onları, bunların ablalarını size göstereceğim. Bak, bu üçünün ablalarını göstereceğim size. Bu arada o erkeğin annesi bu arkadaşlar. O erkeğin annesi bu. Yani Allah'ım nazardan saklasın. Maşallah deyin inşallah. O pandamızın annesi bu. Yani simental tohum atılmış pandamızın annesi bu. Yani 44, 35, 35. Bu da diğer beyaz olan, aynı annesi gibi renkli olan dişi danamız, doğuştan kabak. Arkadaşlar o da çok kaliteli bir tohum atıldı. Anneleri burada. Süt verimleri çok çok muhteşem, çok güzel. Haberiniz olsun.
İşte bunlar geçen yani hemen hemen 1,5-2 yıla yakın önce doğan hayvanlarımız. Gel buraya Hamza, gel. Hepsi gebe şimdi. Ellerimizde doğdu bunlar arkadaşlar. Kendi elimizde doğdu. Daha hamdüve. Bakmayın bunun boynuzunun böyle büyük olduğuna. Biz ilk başta bilmiyorduk böyle boynuzlarının bize zarar vereceğini. Daha hiç doğum yapmamış gebe bir düvemiz. İşte o görmüş olduğunuz kızların, bunlar ablaları arkadaşlar. Bunlar ablaları maşallah kızıma. Aralık, Ocak gibi doğumlar başlayacak. Bir diğeri bu. Gel şimdi gel Hamza, buraya gel. Nerelere gitmişler, nerelere? Gel gel kızlar. Gel. Nere yapıyorsunuz orada? Gelin buraya. O ne yapıyor orada? Ne yapıyorsun burada sen? Allah'ım seni var ya, bildiği gibi yapsın. Komşunun samanlığına kafayı sokmuş, onun samanını yiyor. Bu da işte arkadaşlar, bu da herhalde o bembeyaz olan hayvanımız var ya. Evet, bu onun kızı. Hani 35'te şu anki orijinal kabak olan var ya. Onun kızı bu da. Geç bakalım şöyle. Geç kızım. Geç geç. Elimizde doğduklar için hiç ürkmüyorlar. Yürü şöyle bir yürü de çekeyim ya. Yürü. Bu da gebe. Hepsi gebe. Kendi kızlarımızın. Kız kardeşlerini de büyütecektik. Ama doğum için ahır borcumuzdan dolayı satacağız. Artık ondan borcumuz biter. Bu üçünü kapattığımız, sattığımızda ondan sonrasında da arkadaşlar, diğer kızlarımız doğacak olan kızlarımız kalacak, erkeklerimiz satılacak. Gel buraya kovalama. Bu da diğer 5 tane kendi kızımız var dedim ya, kalk. Onlardan bir tanesi de bu. Bu da o hani 44 litre süt veren kızımız var dedim ya, onun kızı. Şşt, yapma, kovalama. Kovalama Hamza. Kovalama babacığım. Kovalama bir dakika. Kovalama babacığım, kovalama. Çekim yapıyorum. Babam kovalama. Babacım kovalama. Bu da erkek, oradaki erkeğin ablası bunu şurada doğum yapmıştı annesi. Şurada onu kucağımda getirdim. Bilenler vardır, izleyenler vardır. Kucağımda doğum yapmıştı. Ta ahıra kadar taşımıştım arkadaşlar. Gel buraya kovalama. Hamza. Ufacık boyuyla dönüp bir şöyle var ya, yeltense ineğe, inek ona. Gel buraya Hamza. Bunlar da Allah nasip ederse 2 ay sonra sağlamaya başlayacaklar. 2-3 ay içerisinde sağlayacaklar. 5 tane kendimizin ürettiği buzağlarımız. Bir ara bunları da satılık etmiştik 3-4 aylıkken. Sonra bir arkadaşımızın tavsiyesine uyduk, satmadık. Bunları anaç yapın demişlerdi. Anaç yaptık. O an 5'ini verseydik 1 inek alacaktık. Bana arkadaşım dedi ki, bunun 5'ini elinde durdurursan sabret, 1,5 sene sonra 5 tane ineğin olacak demişti. Uyduk, dinledik. Rabbim sabretmeyi nasip etti. Gel buraya, gel, kovalama bunları. Hamza gel bir. Gel burada, gel, kapanış yap, gel. Gel. Gel, kanalımızı izleyin de, abone olun de, ondan sonra kapatalım, gel. Hadi babacığım. Seni merak ediyorlarmış, gel. Maşallah diyelim arkadaşlar. Hadi söyle, tamam, orada dur, orada dur. Söyle. Arkadaşlar babamın kanalına abone olun de. Ama demezsen olmayacaklarmış. Babamın kanalına abone olun. Aferin sana. Beğeni atsınlar mı? Evet. Ne yapsınlar? Attınlar. Ne atsınlar? Atsınlar işte. Beğeni atsınlar. Abone olsunlar. Yorum yazsınlar. Arkadaşlarına önersinler. Yeter mi? İşte bu da ahırımızın son hali, merak edenler için. Daha buranın çevre düzenlemesi var. Ahır inşaat bitti ama şu molozlar kalkacak buradan. Tarla sürülecek. Buralara bir kısmına maral falfa ekilecek. Bir kısmına buğday ekilecek arkadaşlar. Maral falfa deneyeceğiz. Yani kendime şöyle bir dönüm kadar
bir yerde, şu tekneye yakın yerde maral falafa ekmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarımızı önermeyi unutmayalım. Yorum yazalım arkadaşlar. Beğeni atalım. Hoşça kalın. Hamza hoşça kal. El salla. 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 Gidiyoruz. El salla. Hadi.